Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Çok şükür alan eğitimi kısmına geçtik. Burada 9 tane test var. Her birinde de 30 tane soru var arkadaşlar. Eee büyük ihtimal her bir testte ayrı ayrı yayınlarım ona göre izlersiniz şimdi siz de. Şimdi ben ilk önce bir söz vermiştim. Kusura bakmayın sözümde tutamadım. Alan eğitimi ile ilgili video çekimi yapacağım dedim ama yapamadım arkadaşlar. İnşallah seneye ekleyeceğim bunları. tabi seneye inşallah izlemek zorunda kalmazsınız. Öyle söyleyeyim. İnşallah bu sene herkes atanır. istediği yerde olur ve seneye bir daha izlemek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Ee, şimdi bu alan eğitimi testleri üzerinden hem bir tekrar yapacağız hem de soru üzerinden alan eğitimi öğrenmek bence daha iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz zaten eğitim bilimlerinde e, öğretim yöntem ve tekniklerini, program geliştirmeyi daha sonra arkadaşlar işte diğer derslere baktığınız zaman diğer dersleri tabii ki öğreniyoruz. Bizim burada sadece bilmemiz gereken nedir biliyor musunuz? Biyolojinin müfredatını çok iyi bilmemiz lazım ki eğer Özel dershanede işte bir eğitim yaptıysanız, özel ders verdiyseniz zaten bunu bilirsiniz e, sizlerde. Müfredatta neler var, işte kazanımlar hangileri mutlaka bunlar da e, haberdarsınızdır. E, bilmeyen arkadaşlarım da hemen Milli Eğitim Bakanlığı test değildi. Yani neredeydi o? Şu an tam olarak ismini hatırlamıyorum ama ben bunların hepsinden karıştırıyorum. Biyoloji müfredatı veya işte biyoloji ders programı derseniz hepsinde çıkar zaten 9-10-11-12 hatta sınıf defterim diye bir uygulama var. Orada her şey var arkadaşlar oradan da bulabilirsiniz. Bunlara hakim olduktan sonra tabii ki yine en büyük hakim olacağımız en geniş alan kendi alan bilgimiz. Çünkü burada işte kavram yanılgılarından sorular çıkacak hangisi doğrudur doğru değildir gibi işte tanılayıcı dallanmış ağaç verecek bize ama eğer siz oradaki kavramları bilmezseniz işte konuyla ilgili bir bilginiz yoksa alan eğitimi konusunda da sıkıntı çekebilirsiniz. Bizim burada bilmemiz gerekenler bunlar. Bir de biyoloji ile ilgili genelde işte bu hani kavrama düzeyinde mi işte sentez analiz düzeyinde mi gibi sorular geliyor. Bunlar genelde arkadaşlar biyolojide öğretilmek istenen öğrencilere daha üst basamaklardır. Genelde işte sentez düzeyinde analiz düzeyinde basamaklarda öğretim yapıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi isterseniz direkt sorularımıza başlayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi biyoloji dersi öğretim programında yer alan bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar? kazanımının içeriğine uygun bir konu değildir. Şimdi arkadaşlar su ve minerallerin taşınmasında hangi olaylarımız vardı bizim? Terleme çekim var. Kılcallık, kohezyon ve adezyon var. Gutasyon var ama nodül mikorizo oluşumu arkadaşlar. Bunlar beslenme ile alakalı çünkü neydi nodül? Nodül bakterilerin baklagillerin kökünde oluşturduğu bir yapıydı. Mikoriza da arkadaşlar yine bitkilerle mantarlar arasında kurulan bir birliktelikti ve bu beslenmeyle alakalı bir durum. Dolayısıyla cevabımız edinil olacak. İkinci soru. Yenilenmiş öğretim programına göre aşağıdaki kavramlardan hangisine 10. sınıflarda yer verilmesi programın yapısına uygun olmaz. Arkadaşlar biz 10. sınıflarda bakın tetratı veriyoruz. Eşeğsiz üreme, interfaz, crossing over veriyoruz ama iç döllenme olayını vermiyoruz. Zaten bunu... Hani iç döllenme dış gelişmedir. Bunlar işte 9. sınıfta sınıflandırmayı anlatırken balıktır, kurbağadır, sürüngenlerdir. Bunları anlatırken şöyle bir karşılaştırma yapıyoruz. İç döllenme iç gelişme, iç döllenme dış gelişme gibi olayları söylüyoruz ama çok fazla detayına girmiyoruz. Genel bir hattını veriyoruz. O yüzden 10. sınıflarda da zaten buna değinmeye gerek kalmıyor. Gelelim 3. soruya. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri yenilenmiş 2018 biyoloji dersi öğretim programının amaçları arasında yer alır? Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisini kazanma. Bu zaten bütün dersler için var. Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanıma var. Sosyobilimsel konular hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilme hepsi var arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Oksijenli solunumun evrelerini açıklar, kazanımına ulaşırken Krebs döngüsünde ara basamaklarda oluşan moleküllerin sadece karbon sayıları verilir ancak açık formülleri ve isimleri verilmez denmektedir. Buna rağmen konuyu işlerken ara basamaklarda bulunan moleküllerin isimlerini ve açık formüllerini detaylı bir şekilde veren bir biyoloji öğretmeninin davranışı aşağıdakilerden hangisine uygundur? Tümden gelin olumsuz örnek kullanma, olumlu örnek kullanma, gereksiz ayrıntıya girme, aşırı genelleme. Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki gereksiz ayrıntıya girme. Özellikle TYT, AYT hazırlanan öğrencilerde çok fazla bir stres var. Hani acaba bu kısmı çıkar mı, şu kısmı çıkar mı? Halbuki şunu öğrenmeleri lazım ilk önce. MEP kitabında ne yazıyorsa o çıkar. Bunun fazlasını veren öğretmenler de inanın onun onların hakkına girmiş oluyorlar. Çünkü... E, MEP arkadaşlar kendi kitabının dışına çıkamıyor. Kendi kitabının dışına çıksa zaten ne olacak? E, bir iptal davası bir şey açılır falan o soru iptal edilir. Dolayısıyla e, map'te ne diyorsa kitapta ne diyorsa onu anlatmak gerekiyor. Gereksiz ayrıntıya girip öğrencilerin kafasını bulandırmamak lazım ki zaten oksijenli sonumlu alt evrelerini biz bile zor anlıyoruz. Öğrenciler nasıl anlasın bir ara vardı onlar Allah'tan kaldırıldı. Bir biyoloji öğretmeni DNA kavramını 10 defa alt alta yazarak öğrencilerden 45 saniye içerisinde DNA kavramının kendilerinde çalıştırdığı kelimeleri, çağrıştırdığı kelimeleri veya kavramları yazmasını ister. Buna göre kullanılan bu ölçme ve değerlendirme yöntem veya tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öğrencilerin kavramlar arasında oluşturdukları ilişkileri ortaya koyar öğrencilerin bilişsel yapısının ve bu yapıdaki kavramlar arası bağların tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Öğrencilerin kavram yanılgılarının tespit edilmesinde de kullanılabilir. Kavramsal değişimlerin tespit edilmesinde kullanılmayan bir tekniktir. Anahtar kavramın alt alta yazılmasının nedeni zincirleme cevap riskini ortadan kaldırmaktır. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman yanlış olan değişik olacak. Neden? Çünkü şimdi DNA kavramını 10 defa alt alta yazıyor ya ne olduğunu 45 saniye içinde de öğrencilerin kavramları işte kendinde çağrıştırdığı kelimeleri yazmasını istiyor. Şimdi biz bu yöntemi e, kavramsal değişik, değişimlerin tespit edilmesinde de kullanabiliriz. Dolayısıyla burada kullanılmayan bir tekniktir dediği için yanlış olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda hayvan biyolojisi ve insan ünitesi için hazırlanmış bir yapılandırılmış grid örneği verilmiştir. Testteki tüm sorularını bu tekniği kullanarak soran bir biyoloji öğretmeni toplam 10 soruluk bir sınav hazırlamıştır. Sorulardan biri, örnek sorulardan biri ve bu soruyu öğrencinin verdiği cevap aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre öğrenci bu sorudan kaç puan almıştır? Bakalım. Ee, Numaralarla gösterilen kavramlardan hangileri vücut savunmasıyla ilgilidir? Öğrenciler ne cevap vermiş? 6, 8, 9, 11. Bakalım şimdi. Arkadaşlar 6. Hemoglobin. Hemoglobin ne yapıyor? Hemoglobin oksijen ve karbondioksit taşıyor değil mi? Şimdi oksijen ve karbondioksit taşıyorsa eğer bunun savunmayla herhangi bir bilgisi var mıdır? Bağışıklıkla bilgisi yok değil mi arkadaşlar? O zaman bu yanlış. 8'e bakıyorum. Lizozim. Lizozim enzimleri bağışıklıkla ilgilidir. Neden ilgili? Çünkü arkadaşlar lizozim enzimleri vardı. Göz yaşında tükrük salgısının içerisinde bulunuyor. Mikropların öldürülmesini sağlıyor. 9 mukus demiş. Evet mukus mikropların içeri girişini engeller. Bu da var. 11 nöron demiş. Nöron nedir? Nöron sinir sistemi hücresidir. Şimdi bu da yanlış. Şimdi iki tane doğrumuz var. iki tane yanlışımız var. Bizim burada bir formülümüz var arkadaşlar. Yani böyle bir soru ÖSYM sorar mı bilmiyorum ama formülümüz şu. Şöyle diyeyim ben size. Hatta formülü şöyle geniş bir kısma yazayım arkadaşlar. Şöyle. C1 bölü C2 eksi C3 bölü C4. Peki bu C1, C2, C3, C4 neler? Şimdi buradaki C1 öğrencinin doğru seçtiği kutucuk sayısı. C2 arkadaşlar toplam doğru olan kutucuk sayısı. C3 öğrencinin seçtiği yanlış kutucuk sayısı. C4 de arkadaşlar toplam yanlış. Şimdi bizim bunu yapabilmemiz için ilk önce bir hangileri doğru hangileri yanlış. Kaç tane doğru var kaç tane yanlış var. Öğrencilerinkini zaten bulduk. Şimdi bakalım. Göz yaşı olur değil mi? Göz yaşını alırım. Hatta ben şöyle sileyim. Şöyle şeyle ilgili olanları bağışıklıkla ilgili olanları vücut savunması ilgili olanları yuvarlak için alalım. Göz yaşı Olur değil mi arkadaşlar? Alveol olmaz, omnivor olmaz, şirden olmaz, mide öz suyu olur. Hemoglobin olmaz, antijen olur. Lizozim olur, mukus olur. Nabız, nöron üreter olmaz. Bir dakika burada antijeni almayacağız arkadaşlar. Antijen antikor olması lazım. Ben antijen antikor karıştırdım. Karıştırdım. Antijen neydi? Yabancı olan protein ya da e, bizim kan grubumuzu belirleyen protein olarak düşünebilirsiniz. Burada antikor olsaydı alırdık. Şimdi toplam doğru kaç tane? 4. Şimdi öğrencinin doğrusu kaç taneydi? 2. 2 bölü 4 dedim. Eksi. Yanlış kaç tane arkadaşlar? Öğrencinin 2 tane. Peki toplam yanlış kaç tane? Bakın toplam yanlışı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de toplam yanlışımız var. O zaman şunu şöyle sadeleştirirsem bakın 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4 değil mi sadeleştirdiğimiz zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar 1 bölü 4 kalıyor. Ee, bu 1 bölü 4 arkadaşlar öğrencinin e, sonucu olacak. Şimdi burada 1 bölü 4'ü bulduk ya 1 bölü 4 neye eşit olur arkadaşlar 0,25'e. Şimdi ben bu 0,25'i ilk önce ne yapacağım? 1 toplayacağım. Neden? Çünkü e, bu yapılandırılmış gridde arkadaşlar 10 puan üzerinden değerlendirme yapmak işte e, öğrencilerin artı 1, sıfır ve eksi 1 değerlerinde puan aldığını gösteriyor. Bizim buradaki negatiflikten kurtulmak amacıyla bu sayıyı neyle topluyorum? 1 ile topluyorum. 0,25 artı 1 eşittir. 1, 25 olur. Bir de bulduğum bu puanı 5 ile çarpıyorum arkadaşlar. Cevabımız 6,25 olur. Yani C şıkkı olur. Yani birazcık böyle uzun saçma gibi gelebilir ama birkaç tane daha üst üste çözersek herhalde anlaşılır olur. Gelelim 7. soruya. Biyoloji dersindeki çeşitli konuları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gösterildiği gibi anlatan bir biyoloji öğretmeninin içerik düzenleme yaklaşımlarından doğrusal programlama yaklaşımını dikkate almadığı söylenir. Arkadaşlar doğrusal programlamada şöyle bir özellik var. Neydi bu özellik? Bakın e, ön öğrenmeler burada önemlidir ve Ön öğrenmeleri ilk önce kontrol edeceğiz. Yani o konuyla ilişkili olan ön öğrenmeleri ilk önce kontrol edeceğiz. Gerekirse tekrar edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar yeni konuya geçeceğiz. Mesela enzimler konusunda önce proteinleri anlatması olur. Çünkü enzimin yapısında protein var. Bu olur arkadaşlar. Ha, bir dakika. Ha önce demiyor, sonra diyor. Pardon. Enzimler konusundan sonra proteinleri. Hayır. Önce proteinleri anlatacağım ki enzimin yapısında protein var. O yüzden enzimi anlasın diye bu yanlış. Mitoz bölünmeden sonra eşeğsiz üremeyi anlatması bu olur bağlantılı. Mayozdan sonra eşeğli olur. Bakterileri işledikten sonra azot döngüsünü anlatması. Evet azot döngüsüne bakteriler görevli çünkü. Sitoplazma işledikten sonra fermentasyonu anlatması. Fermentasyon sitoplazma da gerçekleştiği için bu da olur ama A şıkkında. Önce proteinleri sonra enzimleri işlemesi gerekiyordu. Cevabımız A şıkkı olacak. 8. soru. Kalıtımın genel esaslarını kavrar ve alenler arası etkileşimleri çözer kazanımını gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen, öncelikle bulunduğu sınıfta kulak memesinin ayrık veya yapışık olması ile ilgili bir istatistik çıkartıyor. Daha sonra tüm okulda aynı uygulamayı yaptırıyor. Bu süreç bu öğretmenin dikkat bu süreçte bu öğretmenin dikkate aldığı öğretim ilkesi Hangisidir? Arkadaşlar ne yapıyor? İlk önce kendi çevresi yani ilk önce kendi öğrencileri arasında yapıyor. Daha sonra tüm okula yayıyor. O zaman nedir? Yakından uzadır değil mi? İlk önce kendi yakınları daha sonra tüm okul. Gelelim 9. sorumuza. Bir biyoloji öğretmeni eşeğsiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir kazanımını işledikten sonra öğrencilerin konuyla ilgili edindikleri bilgileri ortaya çıkarmak için çeşitli sorular sorar. Şimdi eşeysiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir. Kazanımımız bu. Buna göre öğretmenin bu yaklaşımının öğrenciye sağla sağlayacağı fayda hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öğrencilerin kazanıma yönelik tutum ve değer yargılarını edinmelerine imkan sağlar. Öğren, önceki öğrenmeleriyle yeni öğrenmeleri arasında ilişki kurmasına imkan verir. Şimdi arkadaşlar önceki öğrenme ile ilgili bir şey yok değil mi? O zaman bu olmaz. Öğrencilerde kazanıma yönelik bir beceriler oluşturur. Bakın ne yapıyor? Konuyla ilgili edindikleri bilgileri ortaya çıkarmak için çeşitli sorular soruyor. Yani önce dersi işlemiş sonra o konuyla ilgili soru soruyor. Burada ee, diğer bir şıkları da okuyalım göreceğiz bakalım konunun öğrenciler tarafından iyi anlaşılıp anlaşılmadığını görmeye imkan sağlar bakın işte yaptığı olay budur diğerleri arkadaşlar e, bu süreçte yapılmamıştır cevabımız denizli şıkkı olacak 10. soru solunum sisteminde görevli olan organları sıra, sıralar kazanımı bulumun e, bilişsel alan sınıf, sınıflandırmasına göre aşağıda verilen hangi basamağa karşılık gelir? Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki bilgi değil mi? Organları sıralar. Yani ezberinden böyle bir şeyler söylüyorsa, işte belli kavramları sıralıyorsa, açıklıyorsa bu bilgi kavramında, bilgi düzeyindedir unutmayalım. 11. Bir öğrencinin biyoloji dersiyle ilgili olarak yukarıda gösterdiği davranışlar bulon taksonomisinde duygusal alanın sırasıyla verilen aşağıdaki basamaklarından hangisine karşılık gelir? Şimdi biyolojik gezilere katılmaya istekli olur. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman alma, tepki verme, tepki verme, değer verme, örgütleme bu nedir? Bunların içerisinde tepki verme değil mi? Sonuçta istekli oluyor zor bir biyolojik problemle karşılaştığında çözümü için kararlılık gösterir. Şimdi bakın şunları sildim. Şimdi bu alma mı olur örgütleme mi olur? Diyelim ki karar veremedik de geçelim diğerine. Biyoloji ile ilgili bir konuda çok sayıda farklı kaynağa başvurmayı alışkanlık haline getir. Bakın alışkanlık haline getirmişse eğer bu kişilik haline getirme olayıdır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı. Bu durumda ikiye karşılık ne gelir? Örgütleme olayı gelir. Gelelim diğer sorumuza 12. Bulamın bilişsel alan sınıflan, sınıflandırma sınıflamasına göre aşağıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerine göre daha üst düzeydedir? Bakalım. Genetiği değiştirilmiş organizmaların insan sağlığına zararları konusunda bilimsel ölçütlere dayanarak görüş bildirir. Bakın şimdi bilimsel ölçütü falan katmış sonuna görüş bildirir demiş. Dursun bakalım diğerlerine göre. Azot, karbon ve su döngülerinin hayatın sürdürebilirliği açısından önemini irdeler. Karasal ve sucul biyomları Türkiye'den örnekler vererek açıklar. Ülkemizde bitki ve hayvan ıslahının hayata etkilerini tartışır. Madde döngülerinde yer alan mikroorganizmaların isimlerini söyler. Şimdi bakın bilgi düzeyi değil mi? Bilgi. Arkadaşlar şurada vererek açıklar kavrama veya bilgi olabilir. Kavrama veya bilgi düzeyi olabilir. Örnek veriyor. Büyük ihtimal kavrama olacak burada. Ülkemizde bitki ve hayvan ıslahının hayata etkilerini tartışır. Hatta bunu direkt kavrama yapalım. Şimdi arkadaşlar B ile D'ye bakalım. Azot, karbon, su döngülerini hayatın sürdürebilirliği açısından bakın bir karşılaştırma yapıyor. Analiz. Analiz. Ülkemizde bitki ve hayvan ıslığının hayata etkilerini tartışır. Bu da analiz. Demek geriye ne kaldı? A şıkkı kaldı arkadaşlar. Bu artık hani bilimsel ölçütlere dayanarak görüş bildirir diyor ya. Zaten genelde sorularda böyle bilimle ilgili şeyler gördüğünüz zaman genelde cevabımız üst düzey olarak o olur. Geçelim diğer sorumuza. Biyoloji dersi kapsamında yapılan yukarıdaki etkinliklerin öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzeyi bakımından en düşükten en yükseğe doğru sıralaması bakalım. Sinirsel hastalıklarla ilgili sunu hazırlamışlardır. Solucanlarda ip merdiven sinir sisteminin özelliklerini gözlemleyebilmek için özgün bir materyal getirmişlerdir. Homeostasinin sağlanmasında hormonların rolünü geri bildirim mekanizması ile ilişkilendirerek tartışmışlardır. Şimdi arkadaşlar burada en düşük hangisi bakın sunu hazırlamış değil mi? Direkt olarak hazır bilgiden sunu hazırlamış. En düşük bu. Sonra ne gelir arkadaşlar? Bakın bu mu gelir, bu mu gelir? Bakın özgün bir materyal. Bu biraz daha üst düzey. Ama burada tartışma olayı var arkadaşlar. Burada kavrama düzeyi var. Kavrama düzeyinde şu bilgi düzeyinde bilgi. Dolayısıyla ikinci sırada bu, üçüncü sırada da bu. Yani 1 3 2 şeklinde olur. Yani Bursa şıkkı olur. Gelelim 15. sorumuza. Bitkiler konusunu anlatan bir biyoloji öğretmeni önce tohumsuz bitkileri daha sonra tohumlu bitkileri anlatıyor. Daha sonra tüm öğrencilere bitkilerin ortak özellikleri nedir diye soruyor. Buna göre öğretmenin bu davranışı hangisine örnektir diyor. Ayrım yapma, tümden gelim, tüme varım, genelleme yapma, olumlu örnek kullanma. Arkadaşlar bu hangisi tüme varım değil mi? Bakın önce parça parça işlemiş. Daha sonra bütün bitkilerin genel özelliğini sormuş. O zaman bu nedir? Tüme varım örneğidir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşırı genelleme bir konuya ait kural, ilişki veya ilkenin başka konularda da aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir düşüncedir. Ve öğrencilerin genellikle yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olur. Buna göre aşağıdaki öğrenci düşüncelerinden hangisi aşırı genelleme sonucu ortaya çıkmış olamaz? Ökaryotik hücrelerde oksijenli solunumun merkezi mitokondri olduğuna göre olduğundan tüm aerob canlılarda mitokondri bulun, bulunur. Arkadaşlar bu nedir? Aşırı genelleme değil mi? Çünkü tüm aerob canlılar içerisinde prokaryot olanlar da var. Prokaryotlarda mitokondri yok. Bu aşırı genellemedir. Kan uyuşmazlığı görebilmesi için annenin kan grubunun RH negatif olması gerektiğinden RH negatif kan gruplu anneden doğacak tüm bebeklerde RH'a bağlı kan uyuşmazlığı görülür demiş. Bu da aşırı genelleme görülmeyenler de var. C şıkkı sıcaklığın sürekli artışı difüzyon hızını artırdığından aktif taşımanın hızını da artırır. E burada, burada hiç alakası yok arkadaşlar bu da gitti. Ökaryotik hücrelerde fotosentezin merkezi kloroplast olduğundan tüm fotosentetik canlılarda kloroplast bulunur. Hayır. Bakın diyor ki HIV virüsü solunum yoluyla bulaşan bir virüs olmadığından hiçbir virüs solunum yoluyla bulaşmaz. E bu da aşırı genelleme oluyor. Şu bir daha okuyayım. Kan görülebilmesi için Annenin kan grubunun Rh negatif olması gerektiğinden Rh negatif kan grubuyla anneden doğacak tüm bebeklerde Rh'a bağlı kan uyuşmazlığı görülür. Bu da yanlış olur bence. Çünkü hepsinde görünmüyor. Sonuçta eğer çocuk pozitif olursa görülüyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Bir dakika bir cevabına bakayım. Şimdi cevabına baktım arkadaşlar. B şıkkı diyor. Bunu da şöyle açıklamış. Aslında bu yanlış bir ifade ama diyor ki başka bir şeye genellememiş. Sadece kan uyuşmazlığı ile ilgili bir genelleme yapmış. Yani yaptığı yine yanlış ama sadece kan uyuşmazlığı ile ilgili bir genelleme yaptığı için diğer canlılara genellemediği için bunu kabul ediyoruz diyor. Yani aşırı genelleme bu olmuyor diyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı oluyor. 17. soru Derste öğrencilerin çoğunda sadece kloroplast taşıyan hücrelerde fotosentez yapılır, kloroplast yoksa fotosentez de yoktur şeklinde bir yanılgının olduğunu belirleyen biyoloji öğretmeni bu yanılgıyı düzeltmek istiyor. Bu amaçla kavramsal değişim stratejisine uygun bir öğretim süreci tasarlayan biyoloji öğretmeninin öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Konuyu daha etkili bir sunuş yoluyla anlatmak, konuyu bilgisayar destekli olarak animasyonlarla işlemek, Konuyla ilgili daha fazla soru çözmek, konuyla ilgili deneyler yapmak, öğrencilerin yanlış kavramların farkına varmalarını sağlamak. Arkadaşlar bunlar sonuçta yanlış bir kavram ee, kavram yanılgısı yok mu bunlarda? Kavram yanılgısı var değil mi? O zaman benim ilk önce ne yapmam lazım? Bu yanlış kavramların farkına varmasını sağlamam lazım. Bunun farkına vardıktan sonra konuyla ilgili daha fazla soru çözümü yapabilirim ya da diğerlerini yapabilirim. Diğer sorumuz Diyor ki böyle söyleyen bir öğrencinin sahip olduğu kavram yanılgısının temel sebebi hangisi olabilir? Şöyle biraz uzaklaştırayım sığsın. Heh. Bazı vitaminler demir bakır gibi metallerle temas ettiklerinde yapıları bozulur diyen bir öğretmen. Marul ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri bıçakla kesmek yerine elle koparın demiştir. Öğretmen bunun nedenini sorduğunda ise öğrencilerden biri çünkü bıçak besinlerdeki vitaminleri de keserek parçalar şeklinde cevap vermiştir. Bunun diyor temel sebebi nedir? Makroskobik dünya hakkındaki bilgilerin mikroskobik dünyaya taşınması, Cevap bu gibi duruyor bakalım. Eksik olan ön bilgilerin neden olduğu ön yargılı fikirler, gündelik hayatta kullanılan dil, kafa karışıklığını gidermek için kurdukları hatalı modeller, bilimsel olmayan inançlar hangisidir arkadaşlar? Tabii ki bu. Yani diyor ki büyük bir olay eğer ki bıçakla kesildiği zaman ıspanak parçalanıyorsa o zaman küçük yani mikroskobik canlıyı da parçalar diyor veya mikroskobik yapıyı da parçalar diyor. Dolayısıyla cevabımız aşık oluyor. 19. Bir biyoloji öğretmeninin hazırladığı tahmin, gözlem, açıklama etkinliği ve bir öğrencinin bu etkinlikle ilgili cevapları aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada bir deney var. İlk önce deneyimizi yorumlayalım. M kolunda glikoz çözeltisiyle nişasta var. Şimdi nişasta büyük bir molekül olduğu için bir kere bu tarafa geçemez. N koluna geçemez. E glikoz arkadaşlar geçebilir. Sıkıntı yok ama nişasta geçemez. Sonra bu kola da iyot çözeltisi damlatmış. İyot küçük olduğu için küçük bir molekül olduğu için bağırsak zarından geçebilir. Dolayısıyla burası mavi renkli olur. Ama ne kolu arkadaşlar mavi renkli olamaz çünkü nişasta geçemez. Diyor ki hangi kolda renk değişimi gözlenir? İyot nişasta ayrıcıdır ve nişasta taneciklerini maviye boyar diye de e, açıklamış. Tahminim diyor ne kolunda renk değişimi olur. Ne dedik bu yanlış değil mi yanlış söylemiş. Gözlemim M kolunda renk değişimi oldu. Açıklamam M kolundaki renk değişiminin nedeni M koluna geçen iyodun nişastayı parçalamasıdır. Böyle bir şey var mı? Yok. Değil mi? Böyle bir şey yok. O zaman hepsi yanlış zaten açıklamalar Sadece gözlemi doğru. Diyor ki öğrencinin etkinlik kağıdını inceleyen öğretmen yargılarından hangilerine ulaşabilir? Tahmin ve gözlem uyuşmaması beklenen bir durumdur. Evet olabilir beklenen bir durumdur. Öğrencinin açıklaması bilimsel açıdan doğrudur. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış değil mi? İyot nişastayı parçalamaz. İyot nişastayla tepkimeye girerek mavi renk verir. Bu yanlış. Öğrencide hidrolizle ilgili kavram yanılgısı vardır demiş. Arkadaşlar ee, bu da doğrudur. Kavram yanılgısı vardır öğrencide hidrolizle ilgili. Çünkü burada... Hani nişastanın parçalanması için enzim gereklidir sonuçta. Ortamda enzim yok ama burada ne diyor? Diyor ki iot gitti nişastayı parçaladı. O zaman kavram yanılgısı var. Hangilerine ulaşılabilir diyor. 1 ve 3'e ulaşılabilir. Diğer sorumuz. Göz fotoğraf makinesine benzer dedikten sonra gözde bulunan yapılar ile fotoğraf makinesindeki yapılar arasında analoji kuran bir öğretmenin yukarıda verdiği örneklerden hangileri doğrudur? Lens, mercek bu doğrudur değil mi arkadaşlar? Bu doğru. Göz bebeği makine açıklığı. Hani şu makinenin çekme yeri olan açıklığı var ya olur. İris diyafram. iris diyafram. Burada e, sanırım fotoğraf makinesindeki bir yapı diyafram. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Ha, iris renkleri topluyor ya diyafram da renkleri toplayan bir yapı. Dolayısıyla bunu da doğru alıyoruz. Cevabımız 1 2 3 olur. Yeni bir bitkilerde su ve mineral taşıma mekanizmasını deneylerle gösterir. Kazanımını işleyen öğretmen aşağıdaki materyallerden hangisini kullanırsa amacın gereği olan yeterliliğin ortaya çıkması için en uygun olanı tercih etmiş olur. Şimdi deney yapacak arkadaşlar. Bakalım. Animasyon, ders kitabı, gerçek eşyalar, belgesel Kavram haritası. Şimdi burada deney yapacak ya mecburen neyle yapması lazım? Gerçek eşyayla yapması lazım ki uygun olanı tercih etmiş olsun. 22. soru. Diyor ki aşağıda ekolojik ayak izinin 5E modelini kullanarak işlenmesiyle ilgili işlem basamakları verilmiştir. Buna göre hangi iki basamağın yer değiştirmesi halinde 5E modelinin sırasıyla uygulandığı söylenebilir. Şimdi bizim öncelikle bu basamakları sırasıyla bilmemiz lazım arkadaşlar. Nedir bu basamaklar? Bakın sırasıyla söylüyorum. Giriş, bunun giriş olması lazım. Bunun e, derinleştirme olması lazım. Derinleştirme. Bunun arkadaşlar açıklama olması lazım sırasıyla dediği için açıklama. Bunun keşfetme, keşfetme. Bunun da değerlendirme olması lazım. Şimdi bakalım bilinçli tüketim ve karbon ayak izi ile ilgili öğrencilere merak uyandıracak sorular sormuştur. Bu girişe uygun. Öğrencilerin ekolojik ayak izinin küçültülmesine yönelik geliştirdikleri önerileri gerçek yaşama uygulamalarını sağlayacak ortamlar hazırlamıştır. Sanki bu derinleştirmeye uygun değil. Dursun bakalım. Öğrencilere konuyla ilgili düşündürücü sorular sorarak öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlamalarına ve yanlış bilgilerini düzeltmelerine yardımcı olun. Bakın Sorular soruyor arkadaşlar eksik bilgilerini tamamlıyor. Açıklamaya uygun olur. Konuyla ilgili hazırladığı materyaller belgesel, filmler ve soru cevap tekniğiyle öğrencilerin insan faaliyetlerinin ekolojik ayak iziyle ilişkisini fark etmelerini. Bakın işte derinleştirme budur. Derinleştirme. Bu da nedir arkadaşlar? Keşfetmedir. Keşfetme. Çünkü sonuçta ee, gerçek yaşama uygulamalarını sağlayacak ortamlar hazırlıyor. O zaman bu nedir? Keşif basamağıdır. Yani 2 ve 4'ün yer değiştirmesi lazım. Sonuncusunu da okuyalım. Öğrencilerin öğrendiklerini yeni duruma uygulayıp uygulayamadıklarına ve ekolojik ayak iziyle ilgili kavramları doğru anlayıp anlamadıklarına bakmıştır. Bu da zaten değerlendirmedir. Dolayısıyla 2 ile 4 yer değiştirmeli cevabımız Bursa şıkkı olacak. 23. soru. Bitki büyümesini etki eden faktörlerle ilgili bir biyoloji öğretmeni hipotez test etme deneyi yapmak istiyor. Buna göre bu öğretmenin deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? Bakalım. Konuyla alakalı hipotezi kendisinin kurması. Konuyla alakalı hipotezi öğrencilerin kurmasını istemesi. Ö, deneyi öğrencilerin tasarlamasını istemesi... Deneyle ilgili araç gereçleri öğrencilerin temin etmesini istemesi... Deneyin sonucuna göre hipotezin doğru veya yanlış olduğuna karar vermesi... Şimdi ilk böyle A şıkkını okuduğunuzda sanki cevap oymuş gibi olabilir ama... Öğretmen hipotezi kendi kurup bununla ilgili deneyleri öğrencilerin yapmasını isteyebilir arkadaşlar. Burada yanlış olan E şıkkıdır. Neden? Çünkü deneyin sonucunu kendi değil... Öğrencilerin karar vermesi lazım. Buna göre zaten e, öğrencilere bizim elde ettirmek istediğimiz aslında nedir? E, doğru yanlışı işte teoriyi kanunu veya işte hipotezin doğruluğunu yanlışlığını karar verme. Özellikle karar verme yeteneğini ortaya çıkarmamızdır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 24. Öğretmenin dersinde uyguladığı bu öğretim yöntem ya da tekniği hangisidir demiş. Bakalım. Mahmut öğretmen dersinde duyu organları konusunu işlerken sınıfa getirdiği memeli hayvan gözünde bir sürü yardımıyla bir delik açmış ve gözü ortadan ikiye ayırmıştır. Daha sonra gözün ön bölümünü masa üzerine bırakarak göz içindeki yarı sıvı maddenin akmasını sağlamış. Optik siniri bir tutamak olarak kullanan gözün arka kısmını kaldırmış ve öğrencilere optik sinire bağlı ve pembe bir perde gibi sarkmış olan retinayı göstermiştir. Öğrencilerde konuyla ilgili olarak psikomotor davranışlar geliştirmeyi isteyen Mahmut öğretmen aynı uygulamayı onların da yapmasını istemiştir. Bakın öğretmen önce kendi yapıyor, sonra öğrencilerine yaptırıyor arkadaşlar. Nedir bu? Gösterip yaptırmadır. Gelelim diğer sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi yenilenmiş öğretim programının dayandığı ilkeler arasında yer almaz? Öğrenme öğretme süreci değer odaklı olmalıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Değerler önemlidir. Tek bir öğretim stratejisi belirlenip uygulanmalıdır diyor. Eee Arkadaşlar sizce bu doğru olur mu? Bir diğerlerini de okuyalım doğru olmadığını anlayacaksınız zaten. Eğitim öğretim süreci motive edici olmalıdır. Doğru. Öğretim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri aktif şekilde kullanılmalıdır. Evet. Öğrenme öğretme süreci öğrenci için anlamlı ve bütünleştirici olmalıdır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı. Tek bir stratejiyle yapamazsın bunu. Birden çok kullanman lazım. Çünkü her öğrenci birbirinden farklıdır. Gelelim 26 aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programında yer alan dürüstlük değerleri içerisinde öğrencilerde beklenen davranışlardan biri değildir azimli olma sözünde durma etik davranma doğru sözde olma açık ve anlaşılır olma arkadaşlar burada e, öğrencilerde beklenen Hani hepsine bakarsanız sanki hepsi bekleniyormuş gibi gelir ama azimli olma olayını beklemiyoruz. Diğerlerini bekliyoruz biz. E, dürüstlük değerleri içerisinde bakın. Dürüstlük değerleri içerisinde bunlar vardır. Azimli olma olayı çok farklı bir basamaktadır. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıda verilen davranışlar programdaki hangi yeterlik içerisinde ele alınır? Bakalım. Bilgi çağı teknolojilerinin yapısını, günlük yaşam durumlarındaki rolünü ve sağladığı fırsatları kavrama, temel bilgisayar uygulamalarını kavrama, iş, boş zaman, bilgi paylaşımı, öğrenme ve araştırma için internet ve elektronik medyanın fırsatlarını ve potansiyel risklerini kavrama. Hangisine diyor içerisinde ele el alınır? Hangisi olacak arkadaşlar? Direkt bilim ve teknoloji yeterliliği olur. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programında yer alan kök değerler arasında değildir? Özdenetim, sabır, sorumluluk, girişimcilik, yardımseverlik. Hangisi değil arkadaşlar? Tabii ki girişimcilik. Yani burada kök değerler arasında değil. Hani girişimcilik de var bizim değerlerimiz arasında ama kök arasında diğerleri var. Girişimcilik yok. 29. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yenilenmiş 2018 biyoloji dersi öğretim programının amaçları arasında yer alır? Eleştirel, analitik, özgün ve yenilikçi düşünen, sorgulayan, yorum yapan bireyler yetiştirmek. Bu olur. Teknolojiyi etkili şekilde kullanabilen ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek. Bu da olur. Milli, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel değerlere duyarlı, sosyal ve kültürel çeşitliliği takdir eden ve saygı duyan bireyler yetiştirmek hepsi olur arkadaşlar. Cevabımız Edirneşik. Deki 2018 biyoloji ders öğretim programına göre aşağıda verilen nitelerdan hangisi 11. sınıflarda anlatılmaktadır? Arkadaşlar enerji dönüşümleri yani fotosentez solunum 12. sınıf. Bitki biyolojisi 12. sınıf. İnsan fizyolojisi 11. sınıf cevabımız Ceyhan şıkkı. Hücre bölünmesi 10. sınıf. Genden proteine 12. sınıf. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Böylece birinci testimizi bitirdik. Burada keseyim ben teker teker yükledim Çünkü 30 soru olduğu için biraz videomuz uzun sürüyor. Tek tek izlemek daha mantıklı olur. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.